Bursa'dan iyi günler diliyoruz. Maalesef olumsuz bir hafta sonunu yaşıyoruz hep birlikte. İzmir'deki deprem hepimizi üzdü, tüm Türkiye'yi sarstı. Maçların bazılarını erteledi ve ertelenen bu maçlar da önümüzdeki dönemde oynanacak. Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir'le çevre illerde hissedilen bu deprem nedeniyle İzmir'i temsil eden takımların oynayacağı maçlar ertelendi. Süper Lig'de Göztepe, Aytemiz, Alanyaspor, TFF 1. Lig'de Menemenspor, Ankaraspor, Altınordu, Royal Hastanesi, Bandırmaspor ve Mistikom 3. Lig'deki Bergama Belediyespor, Kozanspor maçları ileri bir tarihe ertelendi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından. Ve bugün maç öncesinde hafta sonunda oynanan tüm maçlarda aynı şekilde zaten görmüşsünüzdür. Maç öncesinde hem depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız hem de iki gün önce kaybettiğimiz eski başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ın anısına bir dakikalık saygı duruşu yapılacak. Maçlar öncesinde ve artık maçları bekliyoruz. TFF 1. Lig'de az önce ekranlarımıza gelen mücadelede Ümraniyespor deplasmanda Giresunspor'u mağlup etmeyi başardı ve bir Giresunspor ise 11 puanda kaldı. Bu maç öncesinde iki takım da sıkıntılı. Bursaspor ve Boluspor. İki takım da Türk futbol tarihinde önemli izler bırakmış. Türk futbol tarihine çok önemli futbolcular yetiştirmiş takımlar. Kerim Alıcı görev yapıyor. Göztepe'ye transfer oldu. Sezon başında Kerim Alıcı, ardından da Boluspor'da kiralık olarak oynamaya başladı Kerim. Şimdi hareketlendi. Etkili gelişiyor. Beypiliç Boluspor'un atağı. Melih ceza alanında. Melih ortaya çıkardı. Muhammed ve topu alarda gol. Muhammed Bayır sol bekten geldi ve golünü attı kaptan. Durum 1-0. Beypiliç Boluspor durumu 1-0 yapıyor. Karşılaşmanın 8. dakikası. Muhammed Bayır golü atan isim. Melih Okutan getirdi. Kerim Alıcı ile başladı atak. Ardından Melih Okutan ortaya, geriye çok bitirici bir pas. Çaresiz kalıyor Bursaspor savunması ve işte Melih topu böyle getiriyor. İyi bir pas ve Muhammed Bayır topu ağlara gönderiyor. Dakika 8. Beypiliç Boluspor 1-0 üstün. Başlama vuruşu için hazır Ali Akman topun gerisinde. Ve Aykut Demir'i görüyorum rakip ceza alanı içinde. Ali Keten aynı şekilde yine yüksek toplarda etkili olabilecek bir başka oyuncu. Muhammed Demir orta. Burak Bekeroğlu ve son anda Deniz. Top yine dışarıda. Burak altı parmak. Burak Oğuzhan çekiyor rakibini. Serbest vuruş. Bursaspor kullanacak. Ali Akman hareketlendi. Çabuk oynadı. Ali ceza alanında. Ali ve top ağlara gidiyor. Gol. Burak altı parmak. Çok çabuk oynuyor. Ali Akman Bursaspor'un bu yılki genç golcüsü. İşte localları, tribünleri böyle ayağa kaldırıyor. Attığı bu golle Ali Akman çok sürpriz bir gol oldu. Durum 1-1. Karşılaşmanın 21. dakikası. Ali Akman eşitliği getiriyor. Ama Burak Altıparmak'ın çok çabuk oynamasının burada bu golde çok büyük payı var. İşte Ali Akman'ın hareketlendiğini gördü. Böyle bıraktı ve Ali Akman benzer bir golü Altınordu'ya atmıştı. Orada baskı yaparak kazanıp atmıştı. Bu kez çapraz pozisyonda yine ağlara gönderiyor topu Ali Akman. Durum 1-1. Yedi maç, 5 gol, 1 asisti vardı bu maça kadar genç golcü Ali Akman'ın ve bugün 6. golünü atıyor. 8. Melih.
Melih ceza alanında. Melih ortaya çok iyi çıkardı. Vuruş ve top dışarıda. Alican Özfesli. Çok önemli bir şansı değerlendiremiyor Alican. Ali Keten tüye geliyor ve Alican bu pozisyonda çok uygun durumda. Dışarı attı topu. İzliyoruz. Melih tıpkı goldeki gibi çok güzel bir top çıkardı. Aykut Demir. Melih. Emirhan. Kerem bıraktı. Burak kapacak. Burak vuruyor ve toprağına gidiyor. Gol! Burak kapacak. Sağ ayağının içiyle ceza alanının dışından bir vuruş ve top ağlara gidiyor. Bursaspor 1-0 yenik durumdan 2-1 üstünlüğü yakalamanın sevincini böyle yaşıyor. Karşılaşmanın 38. dakikası. Burak kapacak. İşte gol vuruşu çok etkili bir yere. Burak kapacak böyle hareketleniyor. Ve bu vuruş savunmaya da çarpmış olabilir. Birlikte bir daha bakalım. Ama tam köşeye, tam direği bulan bir vuruş. Top ağlarda ve durum şimdi 2-1. Bundan önceki maçlarda Bursaspor Ali Keten baskı ve Emirhan kazandı topu. Emirhan bıraktı. Ali Akman vuruyor ve top asfaltta dışarıda. Ali Akman bu kez vurmayı tercih etti. Genç oyuncu ekranlarımıza geliyor. Çok dışarıda. Emirhan çok iyi bıraktı araya. Ali Akman asfaltta top dışarı gidiyor. İyi gelişiyor atak. İsmail hareketli. İsmail ceza alanına giriyor. Bomboş. İsmail ortaya çıkardı. Ve Recep ardından Ali Akman. Ali Akman golü atıyor ve durum 3-1. Ali Akman. İşte locaların sevinci. Ali Akman'ın gol sevinci ekranlara böyle yansıyor. İsmail çok iyi hareketlendi. Savunmadan çıktı. Ceza alanına girdi. Uzak noktayı gördü. Recep golü atabilirdi. Adeta ona çarpan top Ali Akman için bir pas oluyor. Ekranlarımızda İsmail çok çalış. Ardından Recep ve Ali Akman. Durum 3-1. Bursaspor'un genç golcüsü atmaya devam ediyor. Müthiş bir istatistik. Sekiz maç, yedi gol, bir asist. Ali Akman bir kez daha. Burak. Bursasporlu Burak topla buluştu. Ali Akman çekti. Bıraktı Recep. Ve top direkten geri geldi. Bursaspor dördüncü gole çok yaklaştı. Bu arada Burak kapacak. Sedye ile çıkıyor. Burak. Kerim. Oğuzhan. Burak Hasan. Melih'in vuruşu ve topu ağlara gidiyor. Durum 3-2. Melih Okutan durumu 3-2 yaptı. Karşılaşmanın 77. dakikası. Güzel bir vuruş, düzgün bir vuruş ve Melih'ten geliyor gol. İlk golün asistini yapan Melih bu kez gole imza atıyor Boluspor'da. Durum 3-2. 77. dakika. İşte izliyoruz. Melih ve top ağlara gidiyor. Özellikle az önce yapılan iki oyuncu değişikliğinin ardından Melih Okutan biraz daha santrafor bölgesine içeriye yakın oynamaya başlamıştı. Ve o bölgede topla buluşup topu ağlara gönderdi Melih. İsmail Çağatay yanında. İsmail bıraktı Çağatay'a. Çağatay ve asfaltta top dışarı. Emirhan bir kez daha hareketlendi. Emirhan sıyrıldı. Bıraktı. Çağatay bomboş bir alan yakaladı şimdi. Çağatay ceza alanında ortaya çıkarıyor. Ve Batuhan golü atıyor. Bursaspor dördüncü golü buldu.
Hatun. İki genç oyuncunun paslaşması ve timsah yürüyüşü Bursa'da, timsah arenada diyebiliriz. İşte gençlerin timsah yürüyüşü bir zamanlar Türk futboluna hususili Bursa Spor'un sunduğu timsah yürüyüşü bir kez daha böyle gerçekleşiyor. İşte Çağatay, Batuhan ve durum 4-2. Batuhan golü atıyor. Batuhan kör. Sırtındaki numaradan da anlaşılacağı gibi Trabzon doğumlu bir isim. Batuhan 2001 doğumlu, 19 yaşında. Muhammed. İki Muhammed yan yana. Muhammed Bayır. Muhammed ortası Aykut Kademede. Ve 90 dakika bitiyor. Bursa Spor kazanıyor. Bursa Spor 4. Beypiriç Bolu Spor 2. 90